İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı gerek 24 Haziran genel seçimleri gerekse 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan partililerle bir araya gelmek için Büyük Antalya buluşması düzenledi. Belediye başkan adayları ve ilçe başkanlarına da plaketlerin verildiği programda genel merkezce belirlenen kongre sürecinin demokratik bir şekilde geçmesinin arzulandığı vurgulandı. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın partiye üye kayıtlarının maksimum seviyede olması gerektiğini söyledi. İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı hem 24 Haziran genel seçimleri hem de 31 Mart yerel seçimlerinde partililere çalışmalarından dolayı teşekkür etmek ve bir araya gelmek için Büyük Antalya buluşması düzenledi. Antalya Kültür Merkezi'ndeki programa İYİ Partili ilçe başkanları, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Parti faaliyetlerinin anlatıldığı Barko Vizyon'un ardından genel ve yerel seçimlerdeki çalışmalarından dolayı ilçe başkanları ve belediye başkan adayları sahneye davet edildi. İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç, eski il başkanı Nizamettin Sağır'ı eleştirdi. İl Başkanımız Sayın Nizamettin Sağır Beyefendi'nin Antalya'nın yerel basında benim kaydımı yaptırmadılar demesi, ben onun büyüklüğünden, ben bunu söylerken utanarak söylüyorum. Çünkü o bizim büyüğümüz, bizim il başkanımız. Madem sen orada bir yıldan fazla uzun bir süredir ilçe başkanlığı yaptın, neden daha önceki ilçe başkanı Tahir Erdem döneminde kayıtları yaptırmadık? Partililere çalışmalarından dolayı plaketleri verilirken İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, eski il başkanı Nizamettin Sağır'ı geceye davet ettiğini ancak kendisinin gelmediğini söyledi. Nizamettin Sağır başkanımız, kendisi ben dün görüştüm ama gelebilirsem geleyim demişti. Biz kendisine ulaştırırız plaketini. O da kurucu il başkanımızdır. Hakkına teslim edeceğiz inşallah. Burada kutuplaşmaya değil, bu birlik toplantısı beraber olmak için buradayız. Genel merkezin il ve ilçeler için 2020 yılı Şubat ayını kongre tarihi olarak belirlediğini hatırlatan Başkan Aydın, sürecin demokratik geçmesini umut ettiklerini söyledi. Sürecin siyasi ahlak, usul ve erkana uygun işlemesi de en büyük istek ve temennimizdir. Fakat partimizi zayıflatmak, küçültmek, kavgacı tutum sergilemek, milletimizin nezdinde dağılıyormuş gibi bir imaj oluşturmaya çalışmak, Ali Cengiz oyunlarına başvurmak, siyasi ahlaka sığmamaktadır. 4 yıl boyunca harcanan emeklere halel getirmektedir. Başkan Aydın, ilçe başkanlarına partiye üye kazandırmaları için çağrıda bulundu. Partimizin 3 milletvekili, 2 belediye, 16 büyükşehir belediye meclis üyesi ve 72 belediye meclis üyesiyle adeta kalesi olan Antalya'mıza üye kayıtlarında da zirve yapalım.